Arkadaşım selamlar. Ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasın. AYT 2023'te hedef full matematik demiştik ve sevgili arkadaşlarım kampa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Limit ve süreklilik konusunun artık son 3 videosu var. Bu sondan 3. videosu. Medium testin ilkini çözeceğiz arkadaşlarım bu videoda. Bu testi daha öncesinde çözdüysen yapamadığın soruları bakmak için kullanabilirsin. Veyahut benle beraber çözmek istiyorsan pek tabii olabilir. Sıkıntı yok. Benle beraber çözsen de aynı verimi alabilirsin. İstersen şimdi videoyu beğendiysen ve abone de olduysan geçelim testimize. Şimdi beraber ilk sorumuza bir bakalım arkadaşlar. İlk sorumuzda bize r-0 kümesinde tanımlı olduğunu söylemiş bir fx fonksiyonu verilmiş bakın. Fx fonksiyonumuz neymiş? X'in mutlak değer x'e bölümü eksi 2 demiş bir de. Buna göre bu limitin değeri kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi öncelikle fx için konuşalım. Sıfırın sol tarafından bahsediyoruz. Sıfırın sol tarafı biliyorsun ki negatiftir. O halde arkadaşlarım ben negatif olan bir sıfırın sol tarafındaki x'i şurada yerine yazdığım takdirde, şu kısımda yerine yazdığım takdirde bak negatif olduğu için alt taraf nasıl çıkacak mutlak değer dışına? Eksi x diye çıkacak. Eksi bir de neyimiz var? 2'miz var. Şimdi şu kısım zaten sana eksi 1'i verecek. Eksi 1 eksi 2 daha kaç yapar? Hocam eksi 3 yapar. Demek ki şu kısmın limiti varmış ve eksi 3'müş. Yani sıfırın sol tarafındaki limitine baktık eksi 3'müş. Peki şimdi f eksi x demiş. Sıfırın sol tarafını ben eksiyle çarparsam doğal olarak sıfırın sağ tarafını bulacağım. Sıfırın sağ tarafı için yine şurada yerine yazarsanız bu sefer x bölü x eksi 2 gelir. Yani burası 1 olur. 1'den 2'yi çıkardınız. Eksi 1 gelir bu sefer. Bir de arkadaşlar eksi demiş bakın. F x eksi 1. Şimdi sıfırın sol tarafından ben 1'i çıkarırsam eksi 1'in sol tarafı kalacaktır. Ve bize f eksi 1'in sol tarafı lazım. Eksi 1'in sol tarafı da negatif arkadaşlar. Evet sen burada x bölü mutlak x demiş ya, mesela örnek veriyorum eksi 1'i mutlak değer eksi 1'e, yani 1'e bölersen bak yine eksi 1 gelir. Eksi 1 eksi 2 daha gene eksi 3 yapar. Bak burası kaçmış? Eksi 3. Şimdi elimizde şöyle bir ifade oluştu. Eksi 3, eksi 1, eksi eksi 3 gibi bir ifade oluştu üst tarafta. Alt tarafa bakacağız şimdi. Fx artı 2. Sıfırın sol tarafına 2 eklersen doğal olarak bu pozitif olacaktır. Pozitif olduğu için de yine burası 1 gelecek. 1'den 2'yi çıkaracaksın yine eksi 1 diyeceksin. Şimdi şuraya bakalım. Bir eksi 3 var. Bir de eksi eksi 3 var. Bunlar birbirini götürdü. Burada sadece eksi 1 kaldı. Altta da sadece eksi 1 var. Eksi 1'in eksi 1 oranı 1'dir. Doğru cevap C'dir. Geçtim 2'ye. Limit. X'ler pi'nin sol tarafına yaklaşırken sevgili arkadaşlar. 2 sin x çarpı cos x artı 1 demiş bakın. Bölü sin x'in mutlak değeri eksi cos x'in mutlak değeri denmiş. Şimdi gençler. Şu 1 dediğimiz ifadeyi ben sin kare x artı cos kare x biçiminde yazabilirim. Bir de bunun yanında ne var? Artı 2 çarpı sin x çarpı cos x var. Yani bu hangi formatta biliyor musun? Bak. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı formatında. Yani üst tarafa aslına bakarsan sin x artı cos x'in parantez karesiymiş. Şimdi burası cepte. Gelelim alt kısma. Alt kısımda da dışarı çıkarma mevzusu var. Şimdi dışarı çıkarma mevzusu derken neyi kastediyoruz? Şimdi şöyle birim çember üzerinde düşünün. Şurası bize neyi veriyordu? Pi'yi veriyordu. Pi'nin sol tarafına yaklaşmış bak x'ler. Pi'nin sol tarafı şuradaki bir açıdır. Yani ikinci bölgedir arkadaşlar. Pi'nin sol tarafı demek pi'den küçük demek. Pi'den küçük olan açıların bulunduğu bölge ikinci bölgedir. İkinci bölgede sinüs pozitif olduğu için olduğu gibi çıkar. Eksi. İkinci bölgede kosinüs negatif olduğu için eksi kosinüs x diye çıkar. Ve artık elimizde ne kaldı arkadaşlar? Bakın sinüs eksi eksi cos x'ten sinüs artı cos x oldu. Sinüs artı cos x'de şunun bir tanesini götürürsem ben elimde sadece ama sadece sin x artı kosinüs x kalacak. Bu limitin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Artık x'leri rahatlıkla pi'ye yaklaştırabiliriz. Yaklaştıralım. Sin pi artı cos pi kaçtır diye sorulmuş. Sin pi 0 arkadaşlar. Cos pi de biliyorsun eksi 1. İkisini toplarsan doğru cevabın eksi 1 gelmesi gerektiğini görebilirsin. Doğru cevap B şıkkıymış. Geçtim 3'e. L bir gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları için fx'in pi'deki limiti ve gx'in pi'deki limiti ikisi de aynı sayıya yani l'ye yaklaşıyormuş. Buna göre bu ifadelerden hangileri daima doğrudur diye sorulmuş.
Şimdi burada fx'in p'de limitinin var olup bunun l olması demek fp'nin l olması anlamına gelmez. Çünkü arkadaşlarım biliyorsun ki fonksiyon sürekli olmasa dahi limiti olabiliyordu. Sürekli olabilmesi için de limit değerinin görüntüye eşit olması gerekiyordu. Ama ben bu fonksiyonun sürekli olup olmadığını bilmiyorum. Dolayısıyla fp'nin l olup olmadığından bir haberim. Aynı şekilde gp'nin de l olup olmadığından bir haberim. O halde ikisi de l'ye eşit olup olmadığı hakkında kesin bir hükmüm yoksa buna da kesinlikle eşittir diyemem. Yani birinci öncül cortladı arkadaşlar. Devam. Fx'in p'de limiti vardı. Gx'in de p'de limiti vardı. Ve l'ye l'ydi. O halde limitleri toplamı 2l'dir. Doğru mu? Doğru. İkinci öncülümüz doğru. Mesela 1 olanları silelim. 2 olmayanları da silelim diyeceğim ama cevabı d belirleyecek. 3 belirleyecek. X'ler p'ye yaklaşırken fx bölü gx eşittir 1'dir demişim. Bunun limiti l'ydi. Bunun da limiti l'ydi. L bölü l eşittir 1. Evet, bu da doğru gibi duruyor. Bak, gibi duruyor. Hocam yukarıdaki doğruysa buna niye doğru gibi duruyor diyorsunuz? Bu da doğru işte. L'nin L'ye oranı 1'dir. Ama şöyle bir durum var. Ya L 0'sa ve sen burada 0 bölü 0'dan bahsediyorsan. Bak yukarıdakinde 0 artı 0 2 tane 0 yapar. Onda sıkıntı yok. O toplama işlemi. Sonucunun tanımsız falan çıkabilme gibi bir lüksü yok. Ama oranlılarda sonucun tanımsız veya sonucun belirsiz çıkma gibi bir durumu var. Dolayısıyla 0 bölü 0 gelirse bunun kesinlikle 1'e eşit olup olmadığını bilemeyiz. Dolayısıyla 3. öncülümüz de cortladı. Yani 1 ile 3 cortladı. Cevap neymiş? B seçeneğiymiş sevgili gençler. 130. sayfamızın sağ üst tarafındayız. 4. soru. A, reel sayıların bir alt kümesi olmak üzere. A kümesi üzerine tanımlı bir f fonksiyonumuz var. Ve bu fonksiyon işte arkadaşlarım bu şekilde karman çorman verilmiş. Buna göre x'ler 6'ya giderken fx'in limiti artı x'ler eksi 1'e giderken fx'in limiti. Bunun sonucunu bul demiş. Şimdi bir çarpanlarını ayıralım. Çünkü eksi 1'i şurada yazınca payda 0 oluyor. 6'yı şurada yazınca payda 0 oluyor. O zaman bir çarpanlarını ayıralım. Gidecekler varsa bir gitsinler. Eksi 7'ye artı 1 derim. Burayı da x'e x ve eksi 6'ya artı 2 derim. Şimdi üst taraflar x eksi 7 çarpı x artı 1. Alt kısımda yine bir x artı 1'imiz var. Artı bakın üst taraf x eksi 6 çarpı x artı 2 bölü 3 parantezinde x eksi 6'mız var. Şimdi arkadaşım buradaki x artı 1 ile x artı 1'i buradaki x eksi 6 ile x eksi 6'yı tabii ki götürebiliriz. Sol tarafta sadece x eksi 7'miz kaldı. Sağ tarafta sadece x artı 2 bölü 3'ümüz kaldı. Pekala şimdi buna göre yazalım yerine, tamam mı? Mesela x'leri 6'ya götürelim önce. Yazalım 6 yerine. 6'dan 7 çıktı eksi 1. 6'ya 2 ekledim 8. 8 bölü 3 geldi. Artı şimdi eksi 1 yazalım. Eksi 1 eksi 7 daha eksi 8. Eksi 1 2 daha 1 bölü 3 geldi. Şimdi bak buraya. Eksi 1 eksi 8 daha eksi 9 yapar. Artı 8 bölü 3 ile 1 bölü 3 toplarsan 9 bölü 3 yapar ki 9 bölü 3 de zaten 3'tür. İkisini toplarsanız doğru cevap karşınıza çıkar. Cevabımız D şıkkıymış sevgili arkadaşlar. 4. sorumuz. Geçtim 5'e. A ve B birer gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde sürekli olan bir f fonksiyonu bu şekilde tanımlanmış. A artı B toplamı kaçtır? Bakın sürekliymiş. Şimdi sürekliyse demek ki burada kritik noktalara bakacağız. Bir tanesi A, öteki de B kritik noktalarımızın. Şimdi A'nın sol limiti A'nın sağ limitine eşit olacak. Yani A kare eksi 9 eşittir diyeceksin. A küp eksi 13 diyeceksin. Tamam mı? Buradan şunu şu tarafa atarsan A küp eşittir. Eksi 13'ü bu tarafa attığın takdirde 4 gelir. Bak A küp 4'müş. A küp eksi A kare 4'müş, özür dilerim. Bu bir. İkinci olarak da B'yi yerine yazalım. B küp eksi 13 eşittir. B'nin sağ limiti yani 7A'ya eşit olacak. Şimdi bizden A artı B toplamı istenmişti. Bak unutmayın, tamam mı? Şimdi A küp eksi A kare 4 ise ben bunu A kare parantezine alsam. A eksi 1 gelse buna eşittir 4'tür desek. Acaba buradan bir A bulabilir miyiz? Buradan A'yı tabii ki bulabiliriz. Buradan A arkadaşlarım 2'nin ta kendisi gelir bak. 2'nin karesi 4 çarpı 2 eksi 1 4 yapar. A 2 ise 2 kere 7 14 yapar. Eksi 13'ü bu tarafa attım. B küp eşittir 27 geldi. O zaman B kaçtır? Hocam B de tabii ki 3'tür. Bak B'yi buldun, A'yı buldun. Hayırlı uğurlu olsun, cevap da buldu o zaman. A artı B sorulmuştu. Doğru cevap 5'tir diyeceğiz sevgili gençler.
Beşinci sorumuzun cevabına A dedikten sonra devam ediyoruz altıncı sorumuzda. Bir tane parçalı tanımlı fonksiyon vermiş. Ve bana diyor ki eksi 1'in sağ tarafındaki şu fonksiyonun limitini hesapla. Hadi gelin beraber bakalım. Şimdi öncelikle f içinde eksi 2 artı 2 çarpı eksi 1'in sağ tarafı dememiz gerekiyor arkadaşlarım. Eksi 1'in sağ tarafını götürdüm x gördüğüm yere yazdım. Eksi 1'in sağ tarafını sen 2 ile çarparsan doğal olarak eksi 2'nin sağ tarafını bulursun. Eksi 2'nin üzerine eksi 2'nin sağ tarafını eklersen içerisi eksi 4'ün sağ tarafı yapar. Şimdi demek ki eksi 4'ün sağ tarafındaki limiti arayacağım önce. Eksi 4'ün sağ tarafı şurasıdır ve onu burada yerine yazmamız gerekir. Eksi 4'ün sağ tarafı, eksi bir de 2. Bak şurada x gördüğüm yere eksi 4'ün sağ tarafını yazdım. Eksi 4'ün sağ tarafını eksi ile çarparsanız 4'ün sol tarafı bulursunuz. 4'ün sol tarafından 2'yi çıkarırsanız 2'nin sol tarafını bulursunuz. Yani arkadaşlarım şu içerisi neymiş? 2'nin sol tarafı. Şimdi ise f'in içine 2'nin sol tarafını yerleştireceğiz. Peki 2'nin sol tarafı fonksiyonda neresi? 2'nin sol tarafı bak burası. Demek ki ben bu 2'yi alacağım. Artık 2'nin sol tarafını yazmıyorum. 2'yi yazıyorum çünkü bitti. Başka f kalmadı. 2'yi getirip şurada yerine yazacaksın. Eksi 2 eksi 2 daha kaç yapar? Eksi 4 yapar. Demek ki cevabımız C seçeneğinde verilmiştiriz. Böylelikle 130. sayfamızı bitirdik arkadaşlarım. 131. sayfamıza doğru geçiyoruz. Limit ve süreklilikte medium 1. testte 7. sorumuzdayız 131. sayfada. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı ve sürekli f fonksiyonu x kare artı mx ve 4x kare eksi nx diye parçalanmış. Nerede parçalanıyor? Eksi 2 apsisli noktada. Buna göre eksi 3'teki limitle 3'teki limitin toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bunların sürekli olduğunu biliyoruz biz. Bu 1. 2. Eksi 2'nin o zaman sol limitiyle sağ limiti birbirine eşit olmak zorunda süreklilerse. Eksi 2'yi yerine yazalım. 4 eksi 2 m'ye gelir bakın. Eşittir diyorum. Eksi 2'yi şurada yerine yazarsan 16 artı 2 n'ye gelir. Şimdi ise şunu yapalım. Şunu şu tarafa gönderirsen. Hatta bakalım aynen öyle yapalım. 2m artı 2n eşittir. 16'yı bu tarafa çağırırsan eksi 12 kalır. Böylelikle m artı n'nin eksi 6 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Bu cepte. Şimdi ise şunu yapalım. Eksi 3. Eksi 3 nerede arkadaşlarım? Şurada. O eksi 3'ü şurada bir yerine yazalım. 9 eksi 3m yapacaktır. Artı 3 nerede arkadaşlar? 3 de eksi 2'den büyük olduğu için onu da burada yerine yazacağız. 4 kere 9 36. Eksi 3 ne dedim? İşte bana bu soruluyor. Peki 36 ile 9 rahatlıkla toplanır. 45 yapar. Eksi 3 parantezini alırsan da m artı n gelir. İşte bize bu sorulmuş. Peki sen m artı n'nin eksi 6 olduğunu bilmiyor musun güzel kardeşim? Biliyorsun. O halde getir m artı n gördüğün yere eksi 6'yı yaz. Eksi 3 kere eksi 6 bana 18'i versin. 18'in üstüne 45 eklersek de cevabı buluruz. Cevabımız 63'ün ta kendisi gelir. Doğru cevap D şıkkıdır diyebiliriz. Ve devam 8. sorumuzda. Çok güzel bir soru. Tatlı bir soru. ÖSYM ayarında mı? Kesinlikle. Dolayısıyla şöyle bir işaret koymanda fayda var. Aşağıda dik koordinat düzleminde D1 ve D2 doğrularıyla alfa ve beta açıları verilmiş arkadaşlar. D1 doğrusu, D2 doğrusu, alfa açısı, beta açısı. Buna göre betalar alfaya yaklaşırken kosinüs alfa artı beta limitinin değeri kaçtır diye sorulmuş. Bakın beta alfaya yaklaşsın istiyor. Kosinüs alfa artı beta istenmiş bizden. Şimdi öncelikle sevgili arkadaşlar şurasının 3 birim olduğunu görüyorsunuz. Şuranın 6 birim olduğunu görüyoruz. Pekala. Daha sonrasında ben burada betaları alfalara yaklaştırırsam eğer bizden aslına bakarsanız kosinüs beta gördüğüm yere alfa yazacağım. Kosinüs 2 alfa isteniyor bizden. Kosinüs 2 alfayı da ben şu şekilde ifade edebilirim. 2 kos kare alfa eksi 1 biçiminde yarım açıyla açabilirim. Şimdi şurası 3 birim, burası 6 birimse tabii ki sen biliyorsun burası 3 kök 5 birimdir. Ve bana buradaki alfanın kosinüsü lazım olduğu için komşusunu hipotenüsüne böleceğim. 3 bölü 3 kök 5, 1 bölü kök 5 yapar. Peki bu 1 bölü kök 5'in bir de burada karesi var. Bunun da karesini alırsanız 1 bölü 5 gelecektir ve bundan biz 1 çıkaracağız. Yani 2 bölü 5'ten 1'i çıkar demiş. O halde cevabımız ne olur?
Eksi 3 bölü 5'in ta kendisi olur. Gayet tatlı bir çözümü vardı. Cevabımız E şıkkıydı. Trigonometri ile limiti harmanlamış bir soru. Burada yarım açı formüllerinin ne kadar değerli ve ne kadar elzem olduğunu görüyorsun. Yarım açı formülü olmadan bu soruya toplam formülüyle uğraşabilirdin ki seni biraz uğraştırabilirdi. Veya işte yarım açı formüllerinden 3 tane yarım açı formülü vardı biliyorsun. Biz şu an kosinüsü kullandık. Sen bunun sinüslüsünü de kullanabilirdin. Veya hem kosinüs hem sinüslü olanı da kullanabilirdin. Hiç fark etmez. Ama dediğim gibi yarım açı formüllerine hakim olacaksın. Ve burada betaları alfalara yaklaştırdığın takdirde sana söylemiştim konu anlatımında. Sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant tanımlı olduğu bütün aralıklarda limitleri direkt o noktadaki görüntülerine eşit oluyordu. Demek ki direkt yerine yazmamda bir sıkıntı da olmadığını bileceksin. Devam ediyorum sevgili arkadaşlarım. 9. sorumla. 3. dereceden bir px polinomu için x'ler 1'e yaklaşırken px bölü x eksi 1 9, x'ler 2'ye yaklaşırken px bölü x eksi 2 de eksi 6'ymış. P3 değeri soruluyor bize. Şimdi öncelikle bakın iyi dinleyin. Ben 1'i götürüp yerine yazsam, şimdi polinom olduğu için direkt polinom olduğu için yerine yazabilirim. Şimdi arkadaşlarım P1 bölü 1 eksi 1. Şimdi bakıyorsun P1 bölü 0 geldi. Yalnız şöyle bir durum var. Bunun cevabı 9 çıkmış. Payda 0. Tanımsız olması gerekiyor. Ama cevap nasıl 9 çıkar? Demek ki bu bir belirsizlikmiş. Yani P1 de 0'mış. Hemen buldum. P1 eşittir 0. Aynı mantaliteyle 2'yi yerine yazarsam payda 0 gelir. Demek ki P2 de 0'mış. Çünkü cevap çıkmış. P2 de 0. Şimdi P1'in ve P2'nin sen 0 olduğunu biliyorsan demek ki bu polinomun 1 ve 2 diye 2 tane 0'ı var. Diğer 0'ını bilmiyorum. O halde arkadaşlar ben şöyle bir şey yazmak istiyorum. Benim Px polinomum aslına bakarsanız 1 diye bir çarpanı olduğu, 1 diye bir kökü olduğu için x eksi 1 diye bir çarpanı vardır. 2 diye bir kökü olduğu için x eksi 2 diye bir çarpanı vardır. Bir de bir kökümde benim a olsun. Pa da 0 olacağından x eksi a diyelim arkadaşlarım. Ve tabii ki bunun bir de nesi olacak? Baş katsayısı mecbur olacak. Şimdi burada P1 bölü 1 eksi 1, yani şunun limitini kontrol edecek olursak P1'i gençler bu eleman 1 eksi 1'e bölüyor. Aslına bakarsan Px polinomu bu ya. Şimdi bu Px polinomunu şuradan bir koparalım arkadaşlar. Şöyle. Buradan kopardıktan sonra bunu da şöyle aynı şurada istediği gibi x eksi 1'e bir oranlayalım. X eksi 1'e oranlanınca tabi doğal olarak şunlar gidecektir. Diyor ki x gördüğün yere 1 yazınca artık cevap 9 çıkacak diyor. Şimdi hadi yazalım. B çarpı 1'den 2 çıktı eksi 1. 1'den a çıktı 1 eksi a. Bu da eşittir kaç çıkıyormuş? 9. Yani aslına bakarsan burada biraz derleyip toparlarsak b parantezinde a eksi 1 eşittir 9 deriz. Eksi 1'i içeri dağıttım, bu şekilde yazdım. Şimdi b parantezinde a eksi 1 9 çıktı, bu 1. İkinci olarak yine aynı şekilde düşünelim. Yani sevgili arkadaşlar şöyle yapalım. Şunu bu sefer alttaki istediği gibi x eksi 2'ye biz oranlayalım, olmaz mı? X eksi 2'ye oranladığımız takdirde de bu sefer hangileri gidiyor bakın. Cürt cürt şunlar gidiyor. Ve diyor ki bu sefer 2 yazarsan da eksi 6'ya eşit olacak bu ifade diyor. Hadi yazalım. B çarpı 2 yazıyorum. 2'den 1 çıktı 1. Bir de 2 eksi a'mız var. Bu da eşittir ne geliyormuş? Eksi 6 geliyormuş. Ya şimdi güzel kardeş bak. Şunu şuradan aldım. Şuraya getirdim. Elimizde böyle bir ifade var. Şimdi ben bu tarafı ve şu tarafı oranlarsam B'ler gider. 1'in zaten bir hükmü yok. A eksi 1'in 2 eksi A'ya oranının sen 9 bölü eksi 6 yani 3 bölü eksi 2 olması gerektiğini anlarsın. Buradan içler dışlar çarpımı yapacak olursan A'yı bulursun. Hadi yapalım. Eksi 2 A artı 2 eşittir 6 eksi 3 A dedim. Eksi 3 A'yı bu tarafa gönderdim. A oldu. 2'yi karşıya gönderdim 4 oldu. Demek ki arkadaşlar A 4'müş. Şimdi A 4 ise demek ki benim bu polinomdaki şuradaki A var ya. Ben onun artık 4 olduğunu bildim. Bir de B lazım bana. B'yi nasıl bulacağım? Onu da şuradan şöyle bulursun. Burada ne demiştik bakın. B ile örnek veriyorum. A eksi 1'in çarpımı 9'du. B çarpı A eksi 1 eşittir 9'du. E sen A'yı buldun. B çarpı A kaçtı? 4'tü. 4'ten 1 çıktı. 3 eşittir 9'muş. 3 B 9 ise B de 3'tür. Demek ki gençler B'yi de bulduk. Bu da 3'müş. Bizden ne isteniyor? P3. Artık çok basit gerisi. X gördüğün yere 3 yazacaksın.
P3 eşittir. 3 çarpı 3'ten 1 çıktı 2. 3'ten 2 çıktı 1. 3'ten 4 çıktı eksi 1. Çarparsan eksi 6'nın ta kendisini bulursun. 9. sorumuzun cevabı da A seçeneği olur böylelikle. Güzel soruydu. Hatta buna bir işaret koymanızda fayda da var gençler. 10. sorumuz. Aşağıda f fonksiyonunun grafiği verilmiş arkadaşlar. Bu bir doğrusal bir grafik. Bu fonksiyonun şu şekilde karşısının komşusuna oranının 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 olduğunu görüyorsun. Ama fonksiyon azalan olduğu için eksi 1 bölü 2 x diyeceksin. 0 için 2'den geçtiği için de artı 2 koyacaksın. Bak fx fonksiyonu ortaya çıkmış oldu bu. Tamam, f fonksiyonumuz bizim bu. Hatta sen bunu eksi x bölü 2 artı 2 ya da 2 eksi x bölü 2 biçimde de ifade edebilirsin, aynı şey. Fonksiyonu biliyoruz artık. Demiş ki bana buna göre x'ler 3'e yaklaşırken bu ifadenin değeri kaçtır? Sen artık bunun bir doğrusal fonksiyon yani polinom olduğunu bildiğin için 3'ü rahatlıkla yerine yazabilirsin. F'in tersinde 2 kere 3 6, 3 çıkardın 3 bölü F6 yapar bak şurası. 3'ü yerine yazıyorsun artı F4 yapar. Şimdi F6 ile F4'ü hesaplaması çok basit, hemen yazalım. 6'yı yerine yazarsanız 6 bölü 2 3, 2'den 3 çıktı eksi 1. 4'ü yerine yazarsan 2 eksi 4 bölü 2'den yani 2 eksi 2'den 0. Şimdi geldik üst tarafa. Üst tarafta da f'in tersinde 3 var. Yani 2 eksi x bölü 2'yi 3 yapan ifadeyi arıyoruz. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa atarsan x bölü 2 eşittir eksi 1 gelir. Yani x kaç gelir arkadaşlar? Eksi 2 gelir. Bu da eksi 2'ymiş. Ne oldu? Üst taraf eksi 2, alt taraf eksi 1. Eksiler gitti, 2 bölü 1 kaç yapar? 2'nin ta kendisi. Yani cevabımız E seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Bu da 10. sorumuzdu ve yani aslına bakarsanız medium testin son sorusuydu. Bir sonraki videomuzda sevgili arkadaşlarım medium testin ikincisine geçeceğiz. Ve ikincisinde de toplamda yine 10 tane soru çözeceğiz birbirinden güzel. Daha sonrasında large testte biraz kafaları yoracağız. Burada da 9 tane soru yani toplam 19 tane sorumuz kalmış. Bu 19 sorudan sonra sevgili arkadaşlarım limit sürekliliği de bitiriyoruz ve artık türev konumuza geçebiliriz diyeceğiz. O halde sonraki videoda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Umarım iyi geçmiştir testiniz. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.